Evet. Herkese merhabalar. Bugün ülke sinemaları üzerine çalışmalar yapan, aynı zamanda sinema yazarı, öğretim görevlisi ve Seyyah Kitabı'nın genel yayın yönetmeni Rıza Oylum'la Rus sinemasını konuşacağız. Hocam merhabalar. Merhaba. Ne var ne yok Sinan? Nasılsın? İyiyim hocam, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim işte. Ev hali malum. Hocam, bu süreci nasıl geçiriyorsunuz? Sinema severlere, okurlarınıza önerileriniz nelerdir? Valla ben nasıl geçiriyorum oradan başlayalım. Ondan sonra da öneride bulunabilir miyim? Bunu da konuşuruz. Ben haftada bir gün çıkıyorum. Genel dışarıyla kurduğum temasın genel yoğunluğu haftada bir gün, o da işte üniversitenin televizyonda canlı bir ders yapıyoruz Salı günleri, onun için dışarı çıkıyorum. Onun dışında günlük ihtiyaçlarım için genelde hani toptan halledip evde oturuyorum, hiç çıkmıyorum neredeyse. Bu süreçte mümkün mertebe işte herkesin o söylediği klişe şeyleri yapmaya çalışıyorum. Yani işte bol bol film izliyorum ve kitap okuyorum. Ama çevremden de aldığım geri dönüşler şu şekilde. Şimdi süreç biraz uzayınca çok verimli bir okuma süreci de çok sağlıklı ilerleyemiyor. Bence bu süreçte biraz daha böyle kısa metinler, ne bileyim dergiler, böyle daha rahat, light şeylerle ilgilenmek daha kolay ve daha sürdürebilir duruyor. İzlemediğim diziler vardı, onları izliyorum. Yani bu şey derdinden kurtulmamız lazım diye düşünüyorum. Çok faydalı bir iş yapmalıyım, çok yararlı geçirmeliyim bu dönemi denkleminden çıkmamız lazım. Psikolojik olarak sağlıklı bir biçimde ne kadar sürdürülebilir tutabiliriz? Buna bakmamız lazım. Çünkü alışkın olmadığımız bir şey. Ya ben genelde kapalı mekanda çalışıyordum zaten. Home office çalıştığım için çok benim açımdan çok psikolojik bir şey değil, ama çoğu insan dışarıda çalışıyordu. Şimdi evde oluyorlar. Evin içi belli olmaz. Hani kalabalık olur vesaire. İnsanın psikolojisini sürdürebilir tutması açısından sevdiği şeyleri yapması lazım. Kendini çok böyle bir şeye koşullamaması lazım diye düşünüyorum. Rahat rahat diziler izlenebilir. İlle böyle çok ağır şeylerle de uğraşmaya gerek yok. Biraz zaman alacak bu süreç çünkü. Ama şunu da görüyorum, çok faydalı da okumalar da yapılıyor. Yani genel olarak insanlar bu karantina sürecinden daha donanımlı olarak da çıkabilirler. Yani çok entelektüel tartışmalara dönebiliriz sonra. Ben kendi WhatsApp gruplarımdaki arkadaşlarımla eskiden daha basit şeylerde konuşabildiğim gruplarda, şimdi şu kitabın işte efendim okulda ulaşımı açılmış, şu dergiyi okudum mu, şöyle bir film var gibi tarz şeyler oluşmaya başlıyor daha fazla bir alanda. Yani tartışma konularımız biraz daha herkesin okuması üstünden kuruluyor. Bu da bu kaotik atmosferin faydalı bir şeyi diye düşünüyorum. Hocam, bir de normalde mesela konferans salonlarına falan gidip de katılmayacakları etkinliklere canlı yayına bağlanıp katılanlar var. Çok güzel işte, diyorum ya, evin içi yani inanılmaz bir şey. Şu konsere katıldım. Şöyle bir yayın varmış. Çok güzel insanlar, yani bazı tiyatrolar açıldı biliyorsunuz erişime. Önemli rakamlara ulaştılar bu tiyatrolar. Belki hayatında hiç gitmiyor tiyatroya. Şimdi evde güzel tiyatro izliyor falan. Güzel güzel şeyler olabilir bence. Ben bir sürü sıkıntıya rağmen insanların kendisiyle baş başa kalmasından bir takım dönüşümler de gerçekleştirilebileceğini düşünüyorum. Tabii ne yazık ki yani bu ekonomik şeyleri de nasıl halledeceğiz? Onlar biraz sıkıntı. İnsanların geçim derdi falan problem yani. Bunlar bir şekilde sürdürülebilir olabilirse insanlar entelektüel faaliyetlerine, ne bileyim okumaya yazmaya falan kafası rahat biçimde devam edebilir. Yoksa zor yani. Hocam, müsaadenizle bir küçük giriş yapayım, ardından ilk sorumu yönelteyim size. Estağfurullah Hocam, Sinancığım, dinliyorum ben seni. sinemanın Rusya'ya girişinin ilk kez 1896 yılında Lumière kameramanlarınca Çar II. Nikolay'ın taç giyme töreninin filme alındığını, ardından bundan kısa bir süre sonra amatör bir Rus kameramanın Kazak binicilerinin hünerlerini konu aldığı bir film çektiğini biliyoruz. 1907'ye dek yerli bir yapım şirketi yok Rusya'da. 1909'da 1911'e kadar da hatta yerli üretim böyle hani var denecek kadar böyle yani en azından yabancı filmlerle yarışacak kadar yok sanırım. Çünkü o döneme kadar yabancı yapım şirketlerinin hakimiyeti altında Rusya. Bu dönemle ilgili neler söyleyebiliriz? Ya işte bu dönem biraz tabii Çarlık Kursa dönemi sinemanın da ilk ortaya çıktığı, Rus coğrafyasına yayılmaya başladığı bir dönem, ama Rus devriminin de hemen ötesi.
İşte notlara baktım ben de bu şeyden önce. Kitabımın da işte ilk giriş bölümü ama son derece kısa olan bir dönem. Çarlık dönemi, sinema dönemi. Genelde kısa filmlerin çekildiği, stüdyoların ortaya çıktığı bir dönem. Mesela baktım ben de ilk 1911'de ilk uzun metrajlı Rus filmi Sivas Topal Savunması çekilmiş. Vasili Goncharov tarafından. 1911 yılında. 1910'lu yıllar biraz daha sinemanın o dönem oluştuğu dönemler. Çok uzun sürmedi bu çünkü devrimden sonra stüdyoların hepsine el koyuldu ve devletleştirildi. O çoğu yapımcı yurt dışına kaçtı diyelim yani yurt dışına gitti. Hani sonra bir kısmı geri döndü. Bu dönemin bir tematik atmosferinden bahsedemeyiz ama çok fazla edebiyat uyarlaması var. Ondan bahsedebiliriz. Yani Çarlık dönemi de sinema ilişkisinin ilk başlangıcı çoğu ülkede olduğu gibi edebiyat uyarlamalarıyla olmuştur diyebiliriz. Zaten Rusya'nın malum köklü bir edebiyatı vardı. O yıllarda da üretim güçlü biçimde devam ediyordu. Fazla uyarlama yapılmış o ara yani. Kısa, uzun metraj vesaire de çalışmalar var. Hocam bir de şöyle yeni yönetimi protesto eden sinemacılar yanında götüremediği filmleri falan yakmışlar yani. Böyle şeyler var, kalanlar da var. Her şeyi de götüremiyorsun. El koyulan stüdyolar var. Yani bu devletleşme sürecinde böyle şeyler olur. Buraya da gelen beyaz Ruslar olmuş biliyorsunuz. Bunun bazı kültür tarihçileri yazar işte burada restoranlarda çalışan önemli aristokratlar olmuş falan böyle. Hani dünyanın her yerine giden beyaz Rus aristokratlar vesaire Çarlık çevresindeki insanlar olmuş. Fransa'ya çok giden olmuş. Bir süre sonra dönenler de olmuş ama. Şimdi şöyle bir sıkıntı da var. Rus sineması ilk döneminden sonra oluşan sinema biraz daha o mutlu sonlu bir sinema değil. Son derece yine sorgulamacı bir sinema. Rus biçimciliği dediğimiz şeyler var edebiyatta da o dönem. Onun yansımalarıyla öyle çok insanların Avrupa'da da Amerika'ya gidenlerde çok hoşnut olduğu bir sinema yaklaşımı değil. Bir süre sonra hepsi özüne dönmeye, Rusya ile anlaşmaya, yeni yönetimle beraber çalışmaya başlayanlar da olmuş bayağı. Evet. Hocam şöyle Sovyet dönemine yavaştan girelim isterseniz. Tabii siz de biraz bahsettiniz şu anda ama yani çeşitli ambargolar uygulanıyor o dönem ve ilk kez 1920'lerdeki sinema filmleriyle kendini dünyaya tanıtıyor ve Avrupalı, Amerikalı izleyiciler kendilerini bambaşka bir deneyimin içinde buluyorlar. Sovyet filmleriyle. Çünkü teknik, oyunculuk anlayışı, tema hepsi çok farklı konular. Ve bu yeni kurulmakta olan toplumsal sistemin halka kattığı canlılık ve dinamizmden çıkıyor. Şimdi Evet, buyur. evet hocam sizdeyim. Yani şunu söyleyebiliriz. Bence Sovyet devriminden sonraki Sovyet sinemasının en önemli motivasyonu, en önemli böyle ortaya çıkardığı tabii montaj kuramları falan var da somut olarak, fiziksel olarak şey beni çok etkiliyor. Sinema treni. Bütün Sovyet coğrafyasına özellikle bizim Türkistan coğrafyasına da giden, ulaşan trenler, tren diyelim bir tane galiba. İçinde hem montaj atölyesi, hem sinema salonu, hem stüdyo, hem kamera çekim yerlerinden olduğu bölümler var. Hiç sinemayla ilişki kurmamış coğrafyalarda, sinema salonu olmayan coğrafyalarda hem oraların çekimini yapıp hem oralarda sinema gösteriminin olması inanılmaz bir şey. Yani bu sinema treni bence Sovyet sinemasının en tipik özelliği. Sinemanın yaygınlaşması ve her yerde somut olarak ortaya çıkması, oranın görüntülerini de alıp tekrar kurguyla birleştirilmesi, yani trenin içindeyken de kesip birleştirmeyle montajlanması, oralara da yeni filmlerin götürülmesi inanılmaz bir şey. İlk ülke içinde yani Sovyetler içindeki unsur olarak bundan bahsedebiliriz. Bir de tabii ki ilk dönemin ürünü montaj süreci. Einstein'ın, Vertov'un montaj yaklaşımlarının ortaya çıkması. Dünyada ilk Sovyet sinemasının ilk duyulma filmi Potemkin Zırhlısı'dır. Potemkin Zırhlısı'nın Sovyetler dışında da hem Avrupa'da hem Amerika'da gösterilmesiyle çok sarsıcı etkiler olmuş. Yani böyle bir yaklaşım beklemiyorlarmış. Mesela Tanpınar'ın şeyi var. Tanpınar'ın Potemkin Zırhlısı'nı izleme hikayesi var. Mesela o da çok etkilenmiş. Ama biraz da propagandist bulmuştur mesela. Onun şeyde kitapları da vardır. Fazla propaganda derler mesela. Ama çok etkilenmiş insanlar. O merdiven sahnesinden, oradaki geçişlerden, sert geçişlerden, ters kurgudan son derece etkilenmişler. Bunlar
dünya sinemasına yön veren hareketler, yön veren yaklaşımlar, daha önce olan şeyler de değil. Sinema üstüne bir felsefi düşünme zemini oluşturmuş esasen Sovyetler. Bundan bahsedebiliriz. Ama tabii ki bu felsefi zeminin temel motivasyonu emeğin sinemadaki görünürlüğüdür. Yani emek eksenli bir hayatın sinema görselleri nasıl buluşacağıdır. Bu çerçevededir yani. Hani bu tabii ki şeyi idealize etmenin alemi yok. Hani gerçekliğini anlatmamız lazım. İyi ya da kötü taraflarıyla bir emek eksenli çerçevenin görsellikle nasıl buluşacağına cevap aramıştır Sovyetler Birliği. Şimdi dönem dönem anlatırken işte daha baskı unsurlarının sertleştiği ya da serbestleştiği dönemlerden bahsedebiliriz. Ama genel olarak en önemli iki motivasyon kaynağı, biri benim nazarımda sinema treni, ikincisi de herkesin de yani dünyada tabii kabul ettiği, bildiği montaj kuramcılarıdır diyebiliriz. İlk unsur olarak. Hocam bir de şöyle bir şey ekleyeyim Potemkin zırhlısı ile ilgili. Orada çekilmiş olan cenaze sahnesinin yani gerçek insanlar yani gönüllü olarak bunu yapmış olması hem duygusal hem de düşünsel açıdan çok etkili. Ve yani Hitler'in propaganda bakanı bile kendini alıkoyamayarak söylediği sözler var. Yani sinemada eşi benzeri olmayan bir seviyeye taşıdığını Einstein'ın ve sinemayı sağlam temelleri altına oturtmayan insanların bu filmi izledikten sonra Bolşevik olacağını falan söylüyor hatta. O dönem için çok etkili bir film. Herkes izlemiş. İşte şeyin propaganda bakanının ifadelerinde şey de var. Yani biz bunun kendi Almancasını yapmamız lazım diyor yani. Bunun Alman ruhuyla tekrar bunu Potemkin zırhlısı ve Hollywood basit komedilerinin o basit filmlerini birleştiren bir şey yaratmamız lazım diyor. Çünkü herkes etkilemiş kesinlikle. Kimse kimse önünde durabilmiş bir şey değil tabii Potemkin zırhlısının yarattığı etkiden. Son derece sarsıcı bu film. Einstein'ın güçlü bir sinema yaklaşımı var. Baktığımızda da tiyatro kökenli zaten. Bir sürü yerde tiyatro oynamış. Mühendis de bir adam. Dünyanın her yerinde ben mühendislere çok saygı duyuyorum ve çok seviyorum. Yani bir mühendis kafası her zaman işin organizasyonunda kendini belli ediyor diye düşünüyorum. Her işte bir mühendis olsa her iş çok daha farklı olur. Ben şahsen edebiyat eğitimi aldım ama mühendisliğin başka sanat unsurlarıyla birleştiğinde ortaya çıkan şeyler her zaman çok etkili oluyor. Einstein'da da bunu görüyorsunuz diye düşünüyorum. Hocam bir de Sovyet sinemasının ilk dönemlerine dair son bir sorum olacak. Belgeselci tavrıyla yine ön planda olan Vertov'un kameralı adamını sormak istiyorum size. Evet, şimdi burada birkaç montaj kuramdan bahsedeceğiz. Bunlardan biri Pudovkin, biri Einstein, biri de Vertov'dur. Vertov'un bir manifestosu da var. Sine göz manifestosu. Gözünde gördüğünün olanca gerçekliğiyle sinema perdesine ve işte kameraya buluşması noktası Vertov'unki. Bunlar birbirini destekleyen ama birbirinden beslenen ve farklılaşan kuramsal yaklaşımlar. Hem Sergei Eisenstein'ın hem Pudovkin'in hem de Vertov'un yaklaşımları. Bu olanca gerçeklik farklı dönemlerde sinemada kendini bulur. Yılmaz Güney'in mesela filmlerinde görürsün o kamera yaklaşımını. Tamamen gerçektir. Bir şey de yansımıştır sonra. Tabii Yılmaz Güney'in usulü de oradan gelir esasen. Üçüncü sinemaya da yansımıştır. Mesela üçüncü sinemanın yaklaşımı da aslında tam bu sine gözün beslenme noktasıdır. Bence bunların temel çıkış noktasından biri de bundan önceki sinema yaklaşımında bunların hiç olmamış olması. Çok parodi, çok tiyatrovari bir sinemanın egemen olmasından sonra bu gerçeklikler kendilerini ortaya koydular. Yani bir tez, antitez, sentez yaklaşımının da ürünü aslında bunlar. Bir süre sonra da farklı şeyler çıkıyor işte. Fransız Yeni Dalga'ya kadar geldiğinde o gerçekliğin başka bir şeye dönüşmüş olduğunu görüyorsun. Sokağa çıkan kamera yaklaşımının temel motivasyonları biraz Vertov'a kadar, biraz sine göze kadar gider diye düşünüyorum. Hocam bir de böyle genel olarak savaş filmleriyle ilgili neler söyleyebiliriz Rusya'da? Genelde konu olarak çoğunlukla İkinci Dünya Savaşı seçiliyor. Sadece yaklaşımları farklı sanırım. Evet, şimdi savaş filmlerine baktığımızda birkaç unsurdan bahsedeceğiz. Biz çoğunu göremedik. Ne yazık ki hani dönemsel olarak, düzenli olarak izleyemedik bunları. Biz sonradan takip ettik bunları. İlk zamanlarda arkadaşlar şey yapmışlar. Stüdyoları bizim Türk Cumhuriyetlerine kadar taşımışlar. Ama kameralı yönetmenleri
montajcıları, kuramcıları cepheye doğru yollamışlar ve çok gerçek, somut belgeselci görüntüler toplanmış. Bunlardan çok iyi filmler çıkmış, çok iyi belgeseller çıkmış. Zaman içinde ilk dönem için söyleyeceğimiz şey idealize edilmiş bir savaş motive edici, propagandist bir savaş yaklaşımı. Yani cepheye savaşmaya gitmeyi motive edecek çalışmalar. Zaman içinde ise yeni bir şey ortaya çıkmış. Savaştaki insan. İnsan öğesi, insanın yaşadıkları, insanın tahribatı, ödediğimiz bedel, coğrafya olarak 26 milyon insanımız öldü. Sovyetler Birliği için söyleyecek cümle bu. Şimdi bu noktanın inanılmaz bir tahribatı var yani. Her evden ya baba, ya kardeş, ya amca, ya dayı, ya da hepsi. Bunların hepsinin sinemaya bir karşılığı olmuş. Benim unutamadığım birkaç film var. Bunlardan biri Melekler Uçarken filmidir. 57 yapımı. Talat Azov'un filmi. Biri de Askerin Türküsü. İkisinde de idealize edilmiş bir kahraman yoktur. Mücadelesi için kahramanca savaşa katılmış bir asker ve onun ödediği bedel vardır. Ve geride kalanların hayatları vardır. Melekler Uçarken filmini izlememiş olan herkese tavsiye ederim buradan. Renksiz bir sinemanın en somut, en gerçek, en de duygusal olarak insanı etkileyen örneklerinden biri. Melekler Uçarken de askere yazılmış bir gencin nişanlısı geride kalmıştı. Nişanlısının yaşadıkları, askerin yaşadıkları kısmen gösterilir. Tren garına giden, nişanlısının gelmesi için tren garına giden genç kadının o beklemesiyle beraber oradan film yeni bir şeye umut verir, yeni bir şeye dönüşür. Kahraman bitinin yok olduğu, sinemanın insana dönüştüğü hikayelerdir bunlar. Askerin Türküsü'nde ise çok büyük kahramanlıklar gösteren genç bir askerin madalya yerine annesinin çatısını tamir için izin almasını anlatır. Ve tekrar Sovyetler Birliği'nin içinde farklı farklı yerlerden geçerek köyüne gitmeye çalışır. Köyüne gider ama gittiğinde artık hiç vakti kalmamıştır. Sadece annesine sarılır ve geri döner. Ama geri döndüğünde de yine bir kahraman biti yaratılmaz. O çocuğun yaşadığı tahribat da gösterilir. Ben yani sonunu söylemek istemiyorum böyle şeylerde. Ama son derece gerçek bir sinemadır bu. Böyle karikatürize edilmiş şeyler falan yok. Başka bir tarafındaysa savaşın yarattığı daha büyük tahribatlar da gösterilir. Mesela her dönem çekilmiş savaş filmi. 70'lerde de çok iyileri var. 60'larda da var. 85'te en ironiktir yani belki de en benim nazarımda en iyi savaş filmi, Sovyetler Birliği çekti en iyi savaş filmi, Elem Klimov'un çekti Gel ve Gör filmiydi, 85 yapımı. Düşün, neredeyse savaştan bir asır kadar, yani yarım asır kadar sonra, neredeyse 40 yıl sonra. Oradaki Belarus katliamını anlatır. Faşizmin oradaki yaptığı şiddeti anlatırken Amerikan filmlerinde görmediğimiz bir şey görürüz. Son derece gerçek bir Nazi profili görürüz. Pespaye, üstü başı böyle rezil, asil olmayan, o Amerikan filmlerindeki o asil Nazi subaylarının dışında son derece gerçek, son derece Berlin'den kalkmış, Belarus'a kadar gelmiş adamın üniformasını görürüz. Vahşiliğini görürüz. Vandallığını görürüz. Onlar çok sinemada, başka ülke sinemalarına çok yansımaz. Genelde gizliden gizliye bir hayran var. Hayranlık var Nazilere. Özellikle Hollywood sinemasında. Çok vahşi bir Nazi profili görmezsin. Böyle bir güçlü, boylu, poslu, süper üniformalar falan. Sovyet filmlerine baktığında daha gerçek Nazilerle görürsün. Çünkü onlar orada karşılaşmıştır. Yani dediğim gibi 26 milyon insan ölmüş. En büyük kaybı veren ülke olmuş bu anlamda. Yani evet, o anlamda sinemadaki karşılığını onu görebilirsin. Şimdi Hollywood'a baktığında hep Normandiya çıkarması üstünden filmler görürsün. Ya da işte Yahudi soykırımı üstünden. Bunlar az şeyler diye demiyorum ama toplam Amerikan asker kaybı 500 bin değil yani. 400 küsür bin olması lazım. Ve 26 milyon bir tarafta yani insan hayatının yok olması var. Bunun somut sinemadaki karşılığı da bu biçimdedir. Ama ne yazık ki o Hollywood'un gücüyle beraber dünyadaki en iyi savaş filmleri dediğinde işte Eray'ı Kurtarmak falan çıkar yani. Evet. Hocam şöyle bir soru sormak istiyorum. Rusya sineması yani ilk günden bugüne en durgun ve en üretken dönemleri nelerdir ve kırılma noktaları nedir? Sovyet dahil söylüyorsun değil mi yani? Evet, hepsi Sovyet sonrası dahil söylüyorsun. Şimdi baktığımızda ilk dönem büyük bir motivasyon görüyoruz 30'larda, işte Çapayevler falan çok güzel böyle motive edilmiş bir sinema anlayışı var.
Sonra savaşla beraber tabii inanılmaz bir durgunluğa giriyor. Savaş dönemi sadece belgesel çekimleri var. Zaten stüdyoların hepsini Almatya'ya falan taşıyorlar. Bu arada Almatya'ya oralara taşımaların da bazı faydalı tarafları var. Oralarda da sinema gelişiyor sonra. Çok zor olacak bir şey. Çok kolay biçimde oluşuyor. Savaş dönemi çok son derece durgun. Savaştan sonra bir hareketlenme var ama 60'larda tekrar bir hareketlenme var. Bazı dönemler bir takım sansür politikaları daha sert uygulanınca film sayıları düşmüş. Bu da 70'lere denk geliyor. 80'lerle beraber bir açılma dönemi var. Hani serbestleşme dönemi var. O ara film sayıları çok çoğalmış. Bir de şöyle bir şey var. Daha önce çekilmiş, yasaklanmış filmler çok oynamaya başlıyor 80'lerde. O büyük bir sinema etkisi yaratıyor. Yani fazla film piyasaya çıkıyor. Ama bunların bir kısmı mesela 57 yapımı, bir kısmı 77 yapımı. O filmler tekrar gün yüzüne çıkıyor. Orada bir sinema gündemi oluşuyor yani 80'lerde. 90'larla beraber inanılmaz bir durgunluk. Ama tabii bu hayatın her yerine sirayet eden bir durgunluk olduğu için Sovyetlerin çökmesiyle beraber bütün devlet desteği, devlet politikaları vesaire her şey çöktüğü için 2000'lere Güvenlik kadar sürüldü. tabii yani 2000'lere kadar özellikle ilk 5 yıl zaten çok kötü. Sonra toparlanıyor. 2000'e kadar bir durgunluk dönemi diyebiliriz Rus sineması için. 2000'den sonra hem petrol gelirlerinin artması hem iktidarın kurumsallaşmasıyla beraber sinema daha desteklenebilir ve hani güçlü bir hale dönüşüyor. Ülkede biraz müreffehleşiyor. 2000'den sonra artık Rus sinemasının güçlü döneminin başladığını da söyleyebiliriz. Bunu da ödüllerde karşılığını aldığını da görüyoruz. Yani izleme oranları vesaire de artmış. 90'lar en kötü dönemi diyebilirim ama. Hocam Savaşlar. şöyle bir soru sormak istiyorum bir de. Mesela Lenin için şunu biliyoruz. Yani sinemayı devrimi kitlelere yaymadaki en büyük araç olarak görüyor ve sanat alanında en üst seviyede tutuyor. Rusya Federasyonu'nun sinemaya yaklaşımı nedir? Yönetmenlerle ilişkisi nedir? Yani sanki biraz daha kapalı. Şeyi Lenin'in ifadesini tam haliyle okuyalım. Sinema tüm sanatların içinde bizim için en önemli olanıdır. Bütün eserler 44. cilt. Sanat unsurlarının hepsinin hayattaki dönüşümünün farkında Lenin. Buna dair de kurumsallaşmalar yapmışlar. Kurumlar buna göre kurulmuş. Sovyetlerin aslında her döneminde de bu kurumsallık ve sinemayla kurulan ilişki var. Kontrol mekanizmaları da biraz bu yüzden çok var. Şimdi burada şey açmak istiyorum biraz. Bu sansür işlerini biraz açayım. Ondan sonra öteki tarafa geçelim istersen. Şimdi dışarıdan bakanlar böyle çok özellikle Amerika ve Avrupa merkezli tarih anlayışında sansür, işte devlet baskısı vesaire Sovyetlerle ilgili bunlar bu kelimeler çok geçer. Şimdi devlet bir yapımcı gibi düşünürsek bugün yapımcı yönetmenin üzerinde ne kadar hak sahibi ise yani parayı vererek bir sürü konudan nasıl Amerika'daki yapımcı karar veriyorsa filmin ne olacağını orada devletin kurumları karar verdiği için yani parasını desteğini vesairesini devlet tamamen kendi verdiği için çerçevesini çizerken de çok tabii bir biçimde senaryoyu da okuyor. Yönetmenin ne çekeceğine de bakıyor. Sonra onay da veriyor. Çünkü bu işçilerin, emekçilerin parasıyla ödenen bir film bütçesi. Yani kimsenin özel parasıyla çekilmiş bir film yok Sovyetler Birliği'nde. Bu anlamıyla bu çerçeveyi böyle düşünmek lazım. Yani yapımcı nasıl filmin her şeyine karışıp ona göre bir alan oluşturuyorsa Sovyetler Birliği'ndeki devlet şirketi de ona göre aynı biçimiyle düşünüyor. Yani kendi istediği politik yaklaşımlar var bunun ama bunun çerçevesi o kadar geniş ki düşünün Tarkovski'nin o mistik filmleri devlet destekli filmlerdir. Ben Rus İbrahim Beyoğlu'la röportaj yapmıştım. İbrahim Beyoğlu Azerbaycanlı sinemacı aynı zamanda Rusya'da çalışmıştı. Rusya'nın son Oscar'ı Güneş Yanığı filminin de senaristidir. Rüstem İbrahim Beyoğlu. Daha önce Azerbaycan Sinema Birliği Başkanı'ydı. Kendisiyle bir röportaj yapmıştım. Orada dedi ki Tarkovski bugün yaşasa film yapacak parayı bulamaz dedi. Yani bu mistik, estetik filmler nerede, hangi yapımcı tarafından desteklenecek? Sinema salonlarını tıka basa doldurmayacak bu filmleri kim destekleyecekti? Biraz bu çerçeveyi geniş tutmak lazım. Yani evet bazı filmler yasaklanmış işte vesaire vesaire de geniş de bir sinema havuzu oluşmuş. Bir sürü edebiyat uyarlaması var. Çok insani filmler var. Çok sürreal çalışmalar da desteklenmiş yani. Tamam yani evet işte bu işler böyle yani bazen bazıları yasaklanmış bazıları yasaklanmış ama bütüne baktığında büyük bir hattan, hinterland'dan bahsediyoruz. Bunu kabul etmek lazım. Şimdi şeye dönecek olursak
Rus sinemasının Sovyet döneminin desteklerinden sonraki dönemine bakacak olursak bence 2000 sonrası yine destekler var. Ama daha şey bir ülke, farklı bir ülke yani bunu kabul etmek lazım. Romantizmin şeyine gerek yok. Hani başka bir ülke bu ve öncelikleri farklı, daha liberal politikalar, daha ticari, daha tüccar yaklaşımlar var. İşte Sokurov'un şeyle Putin'le görüşmeleri var işte ödül alınca şeyde Avrupa'dan ödül almıştı Göte uyarlaması Faust'la. O zaman görüşmüştü yanlış hatırlamıyorsam. Her zaman da kurullardadır zaten görüşün de. Mesela Len film satılıyordu stüdyosu. Mos filme dikkat etmek lazım falan demişti yani. Mos filmi satmayalım demişti. Len film çıktı elden. Çünkü bunlar büyük devlet stüdyolarıydı. Gorki film de satıldı yanlış hatırlamıyorsam. Bu büyük stüdyoları elde tutmamız lazım diye bir şeydi. Konuşuyorlardı yani. Bir kısmını kurtardılar. Mesela büyük bir animasyon stüdyosu vardı Sovyetlerin. Çok önemli filmler çekilmişti. Çok ucuz paraya 90'ların başında çok 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 ucuz paraya yerel bir Amerikalı şirkete satılmış. Yani heba olmuş bir sürü film. Sonra mesela Putin bir aracıyla bir iş adamına birine söylemiş. O animasyon şirketini tekrar satın aldılar mesela. Tekrar kazandırdılar. Böyle hani bir takım şeyleri dağıttıklarını toplama gibi şeyler de yapmışlar petrol gelirlerinden sonra. Belli kazanımları, belli değerlerini korumaya çalışmışlar. Ama bugün elimizde ne var diye bakacak olursak Mos film var. Devlet destekli bir şirket. Eski Sovyet filmlerin çoğu da oradan çıkma. Len film de var bu arada duruyor. Yarı devlet yarı özel galiba tam şeyini bilmiyorum. Bakmak lazım. Satıldığını da biliyorum çünkü. Len film ama bir şirket olarak varlığını devam ettiriyor. Orada bir sürü film var. Mesela bazı Kafkas filmleri Len filmde yapılıyor. O da varlığını devam ettiriyor. Eski hava yok ama genel olarak çok fazla filme destek veriliyor. Ben izlediğim çoğu filmde Rus Kültür Bakanlığı logosunu görüyorum başta. Bütçe ne kadar veriliyor, ne yapılıyor onu tabii ayrıntılı bakmak lazım yani. Hocam son sorum şu olacak size. Rusya sinemasının uluslararası platformlarda yani festivallerde son dönemlerde vermiş olduğu sınavı nasıl buluyorsunuz? Şimdi Rus sinemasının birkaç yönetmeninden de bahsedelim. Bu yayının sonuna geldik. Bazı şeylerden bahsedemedik Sinancığım. Birincisi yönetmenlerimiz yani. Yönetmenler kimler var? Yani Rus sineması dediğimizde karşımıza kim çıkıyor? Yaşayan yönetmenler olarak. Rusya'nın en çok böyle Oscar yarışında devletle kurduğu ilişkisi yoğun olan bir isim var. Nikita Myalkov. Nikita Myalkov özellikle 90'lardan beri her mesela yaptığı her filmde Oscar'a aday olmuş. Avrupa'da da tanınmış, bilinmiş bir yönetmen. Çok ödül alır. En son Oscar ödülü de onundur yine. Ve her filmle de Oscar aday olmuş en azından ülkesi namına. Sokurov'dan bahsedebiliriz. Alexander Sokurov'dan. Alexander Sokurov'un Kafkaslar'da bir okulu da var. Yani oradaki Kabardayı ülkesinde üniversitede bir şey açtı. Bölüm açtı diyelim. O bölümde bir eğitim çalışması yaptı. Kafkaslarla sinemanın gelişmesi için az Çerkes kültürünün içinden bir sinema çıkması açısından ben onun gibi yazı yazmıştım. Kafkaslar'da sinema diye bahçe duvarda var. Orada bir hem çalışma yapıyor hem de Sokurov'un kendi varlığı bir sinema alanı. Yetiştirdiği öğrenciler var. Onlar da ödüller alıyorlar. Onun dışında Andrei Zvaginsev'den bahsedebiliriz. Dünyanın her yerinde tanınan bir yönetmen artık. Yani 2000 sonrası ilk filmlerini, daha doğrusu Sovyet sonrası dönemde ilk filmlerini yapmaya başlayan yönetmen olarak Andrei Zvaginsev'den bahsetmemiz gerekir. Zvaginsev'in çalışmaları son derece önemli. Yeni dönemde de genç yönetmenlerin filmleri çoğalıyor. Bunların bir kısmı da Sokurov'un öğrencisidir. Ödül almaya başladılar farklı yerlerde. Ben 2000 sonrasında sinemanın, Rus sinemasının geliştiğini düşünüyorum. Şunu da yapmaya başladılar. Eski savaş filmlerini tekrar çekmeye başladılar. Savaş sineması tür olarak tekrar canlandı. Hani bir anlamda Rusya'nın etki alanının da politikayla da doğrudan alakalı sinemanın gelişimi Rusya'da. Biraz yatırımla beraber İkinci Dünya Savaşı tarzının, yani İkinci Dünya Savaşı filmlerinin tekrar çekilmeye başlandı bu teknik olanaklarla beraber. Çünkü İkinci Dünya Savaşı üstüne cümlelerde bir tekrar tanımlamalar başladı. Yani savaşı kim bitirdi, savaşın kahramanı kimdi gibi bir yeni bir zemin oluştu. Avrupa merkezi tarihte Normandiya çıkarması çok öne çıkarılıyor ve Amerika ve İngilizlerin kahramanlıklar yaratıldığı, hani bu mit yaratılıyor. Sovyetler de buna karşı o eski deki tanımını tekrar ortaya koymaya çalışıp Sovyetlerin buradaki başarısını ortaya çıkarmaya çalışıyor. 2000 sonrası çok fazla film çekildi bununla ilgili. Hani İkinci Dünya Savaşı hala bir yandan da savaşın devam ettiği bir anlayış.
Hani evet. Bu savaşı, faşizmi kim durdurdu sorusunu anketlerde de ilk zamanlar 40'larda, 45'lerden sonra Sovyetler Birliği'nin başarısı yüksek görünüyorken anketlerde, Fransa'da yapılan bir anket var. Daha farklı yerlere de var. Şu aralar mesela giderek 2000 sonrası Amerika ve İngiltere'nin daha fazla başarı gösterdiğine dair anketler görünüyor. Yüksek. Yani Normandiya çıkarması daha fazla öne çıkarılıyor. Burada da bunun bu politik atmosferdeki yarış sinemaya da yansıyor. İkinci Dünya Savaşı filmleri Sovyet döneminin İkinci Dünya Savaşı başarılarını gösteren çok sayıda film çekiliyor 2000 sonrası Rusya'da. Buna dair de yeni bir alan oluştuğunu söyleyebiliriz. Bunların bir kısmı tabii popüler sinema olarak dönüyor. Bir kısmı festivallerde karşılık bulmaya çalışıyor diyebiliriz. Sokurov'un başarıları devam ediyor. Yani Sokurov bir sinema miti olarak hani festivallerde karşımıza çıkar. Dediğim gibi Zıvagin Sev'den bahsedebiliriz. Bir de Sokurov'un öğrencileri var. Onlar da yeni yeni ortada kendi varlıklarını ortaya koymaya başladılar. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Rıza hocamızla ilgili Rus sineması ile alakalı yazdığı yazıları açıklama kısmına bıraktık. Meraklılara duyurulur. Kitabımı gösterebilirim bu konuda. Evet, hocam, lütfen. Meraklısı için Rus sineması kitabı. Bu da genel olarak Rus sinemasının ne olduğunu, ne bittiğine dair bir fikir verebilir diye düşünüyorum. Onu da zaten hocam bu kitabı sipariş edebilecekleri internet sitelerinden yine bırakacağız link. İnşallah bakarlarsa yani. Kendileri bilir. Çok teşekkür ederim hocam. Tekrardan iyi günler diliyorum. Sağ olun. Görüşürüz.